Hava atışı sonrasında ilk üçüm şansı Fenerbahçe Öztürk kablonun. Sabali bıraktı. McBride, Kyle McBride. Orada McBride'ın topuna bir müdahale geldi. İyi savunma. Yeni bir hücum şansı Sarı Lacivertler adına. Bu kez dışarıdan deniyor. Kyle McBride kaçırmıyor. 3 sayılık basket. McBride. Jordan Canada, 25 yaşında, 1.68 boyunda Amerikalı oyuncu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin son transferi Alex Prince. Top aldı Canada. İçeri indirilen top, Gizem dönerek atışı sırasında yapılan hareket faul. Satu Sabali'nin faulü. Gizem ilk atışında isabet var. Hoca'yla top getirdi. Fenerbahçe Öztürk kablo. Kiavon. Sabali topu aldı. Satu Sabali Kübra'nın yanında kıvrıldı içeriye. Basket faulü yakın pozisyondu ama kaçan atış. Satu Sabali. Sarı Lacivertlerin bu sezonki transferler arasında gerçekten hemen ön plana çıktı. İlk baştan itibaren gösterdiği performansla ligimizin en gözde isimleri arasında yer aldı. İlk atışında isabet var. Sabali 46'da 37 attı. Bu maça kadar serbest atış başarısı %80.43'lük bir başarı. Canada. Jordan Canada. Prince. Bıraktı kaptan Kübra. Sol forvetten 3 sayılık atışta isabet yok. Adelkader kaçırdı. Savunma ribaundunu aldı orada. Kia Stokes. McBride. Von'la oynadı. Kiavon topu yere vurdu. Kendi bitirdi. Kiavon'un basketi geldi. Canada. Abdelkader'le paslaştı. Tekrar onunla oynuyor. Beni Abdelkader. Kübra atışında isabet yok. Canada. Jordan Canada. Kendisine pozisyon yarattı. Atış kaçıyor. Olcay. Bu atışta da isabet yok. Tempolu bir başlangıç mücadelede ama zaman zaman ucunda sorunlar. İki takım adına güzel bir reverse. Sonrasında bitiriyor pozisyonu Canada. Olcay. McBride. Stop Cemşat McBride. Atışında isabet yok. Olcay. Kyle McBride. Top kaybı. Onun topunu çalan Alexis Prince. Gizem. İçeri indirilen top. Prince. Atışında isabeti buluyor. Alexis Prince. Sabali topu aldı. Satu Sabali. Kiavon bıraktı. Kyle McBride. McBride. Orta mesafe. Kia Stokes atışını kaçırdı. Savunma reboundu Alex Prince'den geldi. Jordan Canada.
Kanada içeriye zorlamak istemedi. İki uzunu karşısında görünce dışarı doğru çıkardı. Alexis Prince zor bir atış el üzerinden. Prince çemberden dönen top. Bu arada sürede doldu ve ucundan boş dönmüş oldu ev sahibi ekip. Sabali bir an için boş kaldı. Satu Sabali cezalandıramadı. Bir suçu rebound arayışı orada Kiavon'dan ama başarılı olamadı. Kanada yine ağırdan aldı. 10 saniyenin altına indirdi hücum süresini. Jordan Kanada bıraktı Gizem. Abdelkader, bin Abdelkader içeri devrilmişti Gizem. Onu postunda görmedi ilk anda Abdelkader. Alexis Prince kaçırdı. Seken top Sabali'de kaldı. Olcay Çakır Turgut. Karşısında Jordan Elizabeth Kanada. Kia Stokes bıraktı McBride. Onun perdesini kullandı. Kendisine pozisyon yarattı. Atışında isabet yok. Savunma ribaundu Kübra. Kanada. Gizem'in ön alanda perdesi vardı. Şimdi Gizem'le oynadı. Alexis Prince. Son bir atış Kanada. Atışında isabet yok. Rebound mücadelesi sırasında. Orada bir düdük ve Fenerbahçe özür kablo hücumunu izleyeceğiz. Mola sonrasında ilk hücum şansı Fenerbahçe özür kablo. Stokes. Von top aldı. McBride içeride. Savunmaya yardım Kanada. Dışarı çıkarılan top sol forvetten üst sayılık atış. Başarılı değil. Oradan bir hücum reboundu çıkardı Zabali ama dengede kalmaya çalışırken topu da rakibine çarptırma çabası başarılı olamadı. Bu hücumdan boş dönmüş oldu Sarı Lacivertli ekip. Prince. Kanada bıraktı. Ben Abdelkader. İçeri devrilen Gizem'le oynadı ama onun topunu kesen oyuncu Stokes, ardından da süre doldu. Karşılıklı boş dönülen hücumlar. Olcay. Kyle McBride karşısında Kübra savunmasında. Orada topu çok yakındılar. Takım arkadaşına bir şekilde çarptırdı pas vermek isterken. McBride top kaybı Fenerbahçe özür kablo. Abdelkader. Kübra atmadı ilk anda. Kübra Siyah Demir şimdi atıyor. Atışında isabet yok. Çemberden dönen top Kiavon'da kaldı. Olcay. Olcay Çakır Turgut. Olcay Kanada orayı kapatmaya çalıştı. Savunmaya yardım. Boşu buldu Fenerbahçe özür kablo ama bu atışta kaçtı. Yeni bir hücum şansı Sarı Lacivertler adına. Sabali pozisyonunu zorlamak isterken Gizem'in de yardımı geldi savunmaya. Top kaybı Sarı Lacivertler'de yine. Faul kararı baskette bu arada geçerli. Değerli izleyenler. İşte Kanada'nın hücumu faul sonrasında hareketi böyle tamamlıyor. Turnike ile bitiriyor. Kanada. McBride ekranlarda Sarı Lacivertlerin skorer oyuncularından biri. Bu arada ev sahibi ekipte Derin Yaya oyuna dahil oldu. Ve ters tarafa baktığımızda Fenerbahçe özür kablolu da Thomas oyunda. Jasmine Thomas. Tek atışında sayıya çevirdi. Jordan Elizabeth Kanada. Thomas. McBride bıraktı. Jasmine Thomas. Sabali şimdi içeri devrildi. Satu Sabali bitirdi. Thomas'la orada ikili oynadılar ve Satu Zabali'nin basketi geldi. Kanada biraz yüksek bir toptu ilk anda kontrolüsü orada ama bir şekilde kontrolü sağladı Kübra. Top kaybı yapmadı. Derin şimdi Gizem'e indiremiyor topu. Top kaybı Hatay Büyükşehir Belediyesi.
Thomas. McBride. Kyle McBride. Zabalini içeri devrilmişti. Ters tarafa gönderilen top Tuğçe'de oyunda sarı lacivertlerde tepeden bir üçlük isabet var. Jasmine Thomas'ın 3 sayılık basketi geldi. Thomas 3 sayılık girişimlerde bu maça kadar 30'da 14 attı. %46.67 başarı. Az önce de kaçırmadım. Gizem savunma orayı kapattı. Son saniye atışı başarılı değil. Boş dönülen bir hücum daha ev sahibi takım adına. Ve bireysel performanslarda yeni transfer Kanada 5 sayıyla arkadaşlarına liderlik ediyor. Ev sahibi takımda Sabalin'in, Thomas'ın ve McBride'ın 3'er sayısı var. Fenerbahçe özgür kabloda. McBride top aldı. Kyle McBride kaçırdı. Savunma reboundu Gizem. Derin'le top getirdi. Ev sahibi. Derin yaya. Derin Sabal'den sıyrıldı ama savunmayı oraya yardımla kapattı. Atışta isabet yok. Savunma reboundu Kia Stokes ve şimdi Kyle McBride. Thomas. Jasmine Thomas. Karşısında Jordan Kennedy. Stokes'a indi top. Kia Stokes. Ters eşleşme orada. Yardım geldi Gizem'den. Ekstra pas çıktı köşeye. Kyle McBride son saniye basketi. 3 sayılık basketi buluyor. McBride. 14-9'luk skor. Kennedy. Kennedy içeri. Sonra da blok geldi. Stokes kesti. Kia Stokes'un bloğu ardından bir foul düdüğü. Bir sportmenlik dışı faul kararı çıktı sanıyorum pozisyona dair. Evet, Thomas şimdi çizgide. İşte az önceki blok ve sonrası Derin'in yaptığı hareketi bir kez daha izledik. Thomas atışını sayıya çevirdi. Jasmine Thomas maça kadar serbest atışlardaki yüzdesi gerçekten çok yüksekti. 18'de 17 başarı. %94.44. Az önce de hata yapmadı. Thomas. ...16-9'da 7 sayılık bir fark temin etti Fenerbahçe özür kablo. Sevgi Uzun sarı lacivertlerde ilk kez süre almaya başladı. Thomas şimdi. Jasmine Thomas. Tuğçe'ye indi top. Kaptan Tuğçe Canıte sonrası çok kalabalık dışarı çıkardı tepeden. Jasmine Thomas 3 sayılık atışında isabeti bulamadı ama yine bir hücum reboundu. Kia Stokes Tuğçe'ye indirdi. Tuğçe pozisyonu daha fazla zorlamadı orada. Von'u gördü. Von'un atışında da isabet yok elden ele derken bir hücum reboundu daha mı? Çok çabuk reaksiyon verdi geldi. Uzun elinden topu aldı. Orada Stokes'un elinden çaldı. Kennedy ardından bir foul kararı. Bir saniye kala ilk çeyreğin tamamlanmasına bir foul. Sevgi'nin ilk faulü. Fenerbahçe özür kablonun zaten faul hakkı vardı. Bu arada bir pozisyon izlemesi gerçekleştirilecek. Hakan Açer, ev sahibi takımın koçu. 16-9'luk skor, 7 sayılık fark. Sarı lacivertlerde McBride attığı 6 sayıyla oyun alanının en skorer ismi durumunda. Evet, bir saniyelik bir süre. İki
2 saniyeye çekildi. 1.4 görünüyor şimdi. Bakalım son durum ne olacak? Evet, 1.4'te kaldı. Kanada topu oyuna sokacak. Oyuncu acil bir şuta ihtiyacı var ev sahibinin. Abdelkader atıyor. Çok zor pozisyonda isabeti bulamıyor ve ilk çeyrek sonunda Fenerbahçe Öztürk kablonun 16-9'luk üstünlüğü var. İki kez dış atışa yöneldi ve birini soktu. %52 başarı performans ve bir reboundla birlikte iki de asisti var. Şu ana kadar Jasmine Thomas'ın. Kanada. Abdelkader bıraktı tekrar. Jordan Kanada. Gizem'in perdesini kullandı. Karşıda Jasmine Thomas var. Bir kez daha Gizem'in perdesi geldi. Pozisyonu sorladı. Faulü aldı ama basketle bitiremedi. Kanada. Jasmine Thomas'ın ilk faulü. Kanada. İlk atış kaçtı. İkinci atışı başardı. On altı onluk skor. Altı sayılık fark. Top Sevgi'de. Sevgi Uzun. Perdeyi kullandı. Zabal içeri devrilmişti Sevgi. Kendi bitirmek istedi. Atışta başarı yok. Savunma reboundu Gizem. Ardından bir faul düdüğü. Satu Zabal'i ikinci faulünü yaptı. Az önceki pozisyonda. Kanada. Thomas karşısında. Hareketli bir savunma. Thomas'tan Prince şimdi. Henüz sayısı yok. Prince'in atışı başarılı değil. Sambar bandı ki ondan gelmişti Sevgi. Hızla geçti topla birlikte rakip alana. Şimdi Thomas içeride top isteyen Sabali. Şimdi çemberden biraz uzaklaştı. Dışarı çıkardı Sevgi. Sevgi'nin savunmasında Kanada. Sevgi Uzun ters tarafa gönderiyor. Atışta isabet var. İki sayılık bir basket. Jasmine Thomas. 18 onda fark. 8 sayı. Ben Abdelkader. Prince top aldı. Şimdi Kanada. Jordan Kanada perdeyi kullandı. Gizem içeri devrildi. Dışarı çıkarılan top Alexis Prince. Prince pozisyonu zorluyor ama yine bitiremedi. Alexis Prince. Thomas bomboş atıyor. Jasmine Thomas kaçırdı. Tuğçe uçlu reboundları devam ediyor. Sarı lacivertliler de Sabali. Sabali potal atışında isabeti buluyor. Emre'nin yokluğunda tabii çember altında zafiyeti çok daha fazla. Ev sahibi kim bu arada yine bir top çalma ama bitiremedi Sabali pozisyonda. Foul beklemişti Satu Sabali. 20-10'luk skorla yarı yarıya bir fark. Abdelkader. Abdelkader. Güzel bir hareket sonrasında bitirmek istedi olmadı. Top oyun alanını terk ediyor. Yeni bir hücum şansı olacak ev sahibi ekibin. Sabali bir kez daha kenara geldi. Stokes, Vaughn ikilisi yine iki uzunu Sarı Lacivert'in beraber oyunda. Son atış ama bitiriyor. Prince, Alexis Prince'in basketi. Thomas. Vaughn'un perdesini kullandı Jasmine Thomas. Vaughn'a gönderdi topu. İçeride Tuğçe topu yere vurdu. Zor pozisyon ama bitiriyor. Tuğçe Canates'in basketi. 22-12. Sarı lacivertler aradaki farkı koruyor bu bölümde. Avantajının erimesine izin vermiyor. Kiabo'nun faulü. Vaughn'un
ilk faulü oldu. Bir kez daha izledik. Önce Tuğçe ile mücadeleye girdi derin, ardından Von'un hareketi geldi. Abdelkader top oyuna sokacak. Sevgi'nin orada baskısı topu Sevgi'ye çarptırdı. İlpen Abdelkader. Şimdi Derin'i topla buluşturdu. Derin. Tuğçe savunmasında Derin yaya. Derin içeriye zor bir top indirmek istedi ama başardı. Gizem dönerek potalı atışında isabeti buldu. Gizem başarının basketi 22-14'lük skor. Thomas. Jasmine Thomas. Tuğçe, Kiavon. Derin savunmasında Kiavon. Orada savunmada bir yardımlaşma, bir anda 3 oyuncunun arasında kaldı Kiavon ama faul düdüğü. Bir kez daha istiyoruz. Faul pozisyonunu. Derin'in yaptığı hareket. Sevgi kenarda, McBride oyunda. Tuğçe top oyuna soktu. Olcay içeriye, Tuğçe hareketliydi, dönerek atışında bitiremedi. Savunma reboundu Gizem. Derin bıraktı şimdi Abdelkader. Topu rakip sahaya geçiren oyuncu. Gizem'in perdesi geldi. İkili oyun, Gizem potalı atışında. Başarı sağlayamadı. Sonrasında bir hatalı yürüme. Kia Stokes'un savunması orada. Savunmada aldığı pozisyon. Bir anlık dengesiz hareket beraberinde ihlalde getirmiş oldu. Olcay Çakır Turgut. Tuğçe. McBride topu aldı. Perdeyi kullandı. İçeri devrilen Kiavon. İkili oyun. Kiavon atışında başarı yok ve top derinde kaldı. Derin yaya. McBride. Savunmasında Abdelkader, sol forvetten uzak mesafeden başarı sağlayamadı top. Oyun alanını terk etti. Son olarak Sarı-lacivertlerde Stokes'a çarptığını ifade ediyor hakemler ve yeni bir hücum şansı olacak ev sahibi ekibin. Hakan Acar, ev sahibi takımın koçu. Son dönemde peşi sıra ertelenen maçları oynadı Hatay Büyükşehir Belediyesi ama bu karşılaşmalardan istediği sonuçları alabildikleri söylenemez. Bu arada bir faul düdüğü daha. Olcay Çakır Turgut böylece Fenerbahçe Özdur kablonun takım halinde bu çeyrekte faul hakkı kalmamış oldu. Son dönemde baktığımızda 4 erteleme maçı oynadığını görüyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin buradan ancak bir galibiyet çıkarabildiler. 3 mağlubiyet aldılar. Hücum sırası, daha doğrusu hücum şansı Fenerbahçe Özdur kablo. Von. Tuğçe. Tuğçe Cintes. Olcay. 5 saniyenin altına indi hücum süresi. Kiavon çemberi uzak. Savunmada yardım Gizem'den. Bir top kaybı. Sürede doldu. Hücum şansı Hatay Büyükşehir Belediyesi. Fübra'dan Prince'e, Prince'den İdil'e İdil. Çoğuncu arasında sıkıştı kaldı. Yerde kaldı. Bir sakatlık geçiriyor İdil Türk. La Peña, misafir takımın İspanyol koçu. Bu sezon ligde firesi yok. 12'de 12 galibiyet. Önümüzdeki haftada da normal sezonun en önemli maçlarından biri oynanacak. Galatasaray, Fenerbahçe Özdur kablo karşı karşıya gelecek. Bunun da hatırlatmasını yapalım.
Bu arada az önceki pozisyon istenecek. Top taşıma şeklinde bir ihlal kararı çıkmıştı. Görüntü o yöndeydi. Evet. Karar değişti. Hatay Büyükşehir Belediyesi hücumu. Kanada dışarı çıkardı. Kübra. Kübra potala dışında isabeti bulamadı. Savunma reboundu. Kestox. Olcay. Stokes, Thomas, Kiavon gösterdi, atmadı, şimdi el üzerinden Kiavon kaçırdı, rebound mücadelesi Stokes, iki oyuncu arasında bomba geldi, o mücadeleye katıldı ama topu ev sahibi takım kazanıyor. Canada, Jordan Canada önü kapalı, Lacivertler yine savunmayı çabuk döndüler. Kübra, perdeyi kullandı. Kübra Siyah Demir ters tarafa gönderdi. Dilden bir ekstra pas çıktı köşeye. Alex Prince şimdi sol bir atış ama blokladı o topu. Stokes bir blok daha. Sarı lacivertler savunmada duvar örüyor adeta. Kyle McBride o ikinci bloğu yapan oyuncu. İşte McBride. İdil çember altında, McBride'a böyle yakalandı. Bu arada sürede doldu. Hızlıcım şansı Sarı Lacivertler adına McBride. Olcay'dan Thomas. Thomas turnikeyi kaçırıyor. Gizem'den savunma reboundu. Şimdi Canada. Bu bölümde tempo biraz arttı. Jordan Canada ilk anda iyi reaksiyon verdi. Olcay çabuk bir şekilde kapattı önünü. Ters tarafa gönderilen top. 3 sayılık atış. Alexis Prince kaçırıyor. Hücum rebound denemesi ama o topu alamadı Gizem. Savunma yerleşmeden pozisyon bulma şansı. Kiavon bomboş bir turnikeyle bitiriyor. 24-14'lük skor ve 10 sayılık fark. Fenerbahçe Özgür kablo adına şu ana kadar Sarı Lacivertler toplamda 4 blok izledik. 3'ü Stokes'tan geldi. Kestokes. McBride'ın da bir bloğu vardı az önce. 24-14'lük skor. 10 sayılık fark ve bir top kaybı. Evet, Olcay topu çaldı. Jordan Kennedy'den. İçeri indirdiği top. Önce rakibin üzerine çekti. Ardından bomboş bir pozisyon hazırladı Olcay. Thomas'a. Thomas'ın basketi. 26-14'lük skor. 12 sayılık fark. Jordan Canada. Canada içeri gitmek isterken topunu çaldırdı. Thomas şimdi. Jasmine Thomas. Bomboş bir turnike. Basketi buluyor. Kenna McBride. Bu kez Abdelkader top getirdi. Hintman Abdelkader perdeyi kullandı. 3 sayılık atışı çemberden seken top hücumda bu bölümde pek opsiyon üretemiyor Hatay Büyükşehir Belediyespor ve farkta giderek açılıyor. McBride. Kiavon. Kiavon'un atışı başarılı değil. Size kaldı orada ve savunma reboundu çıktı o pozisyondan. Gizem de. Şimdi Prince. Alexis Prince. Bunun da skor gücü bugün şu ana kadar tıkandı. Prince atışında başarı sağlayamadı, savunma reboundu. Kiavon'dan geldi. Prince şu ana kadar 4 sayı, 3 rebound, 1 asist üretti. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Kiavon. McBride. Olcay. McBride sol forvetten atışta isabet yok. Az kalsın orada yine bir hücum ribandı olacak derken iki oyuncu arasındaki anlaşmazlık. Gizem'den dışarı çıkan top ve Fenerbahçe Özgür kablo hücumu izleyeceğiz. 1 dakika 50 saniye var ilk yarının tamamlanmasına. Prince ile Gizem arasındaki anlaşmazlık az önce bir kez daha ekranlara yansıdı. Doğru ribant mücadelesi sırasında Kaptan Tuğçe yeniden oyunda. Thomas. Boş bir atış. Atışta isabet yok. Küçük reboundu. Tuğçe Canites. Jasmine Thomas. Olcay. Olcay Çakır Turgut. Olcay pas peki yaptı. Pozisyon bulamadı. Süre doldu.
Ev sahibi takımın şu bu. Canada. Jordan Canada. Prince. Alexis Prince. Gizeme topu aldırmadı Tuğçe savunmasıyla. Atışta isabet yok. Prince üst üste kaçırdığı atışlar ve 14'te çakıldı kaldı adeta ev sahibi takım skorda ve Sarı Lacivertlerse ters tarafa baktığımızda çok rahat bir basket faul pozisyonu hücumda. Bu bölümde oldukça rahat Fenerbahçe Öztürk kablo. 30-14'lük skor. Prince'in faulü, Stokes'un bitirdiği pozisyon bir kez daha ekranlara geldi. Alexis Prince ilk yarı onun oyunu değildi gerçekten. Verimsiz kaldı. Tek atışta sayı buluyor. Kia Stokes 31-14. Fark 17. İki serbest atış gelecek. Jordan Canada. İlk atışı isabetli. Kanada şu ana kadar serbest atışlarda 4'te 3 %75 başarısı var. Bir atış kaçırdı çizgiden. 2'de 2 ile çizgiden ayrılmış oluyor Jordan Canada. Hızlıcım şansı, bomboş bir pozisyon, rahat bir bitiriş. Kia Stokes. Fenerbahçe Öztürk kablo gerçekten ilk yarıda çok çok rahat bir tempoda. Abdelkader bu atışta kaçıyor. Gizem bir ekstra getirdi takımına. Bu arada bir pas arası. Hatay Büyükşehir Belediyespor üçüm şansı. Sarı lacivertlerde Thomas tekrar oyunda. Jasmine Thomas. Canada. Jordan Canada. Kısa içeri devrilmişti. İdil fake'ine cevap aldı. Sol forvetten üstelik atışında başarı sağlayamadı İdil Türk. İdil de maç öncesinde 41'de 16 sayı başarısı vardı. Takımın dışarıdan en verimli ismiydi. Ama bugün dış atışlarda gerçekten ev sahibi. Takım halinde kötü bir performans sergiledi. Derken bu arada ilk yarıda tamamlandı. Fenerbahçe Öztürk kablo Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk yarı sonunda farklı bir üstünlüğü eline almış oldu. İkinci yarının hücumu Sarı Lacivert. Sabali. Stokes. Jasmine Thomas dışarı çıkardı. 3 sayılık atış. Sadu Zabali. Atışta isabet yok. Savunma reboundu Gizem'den. İlk yarıda reboundlarda iyi bir katkı verdi Gizem Başaran. 9. reboundunu çekti az önce. Prince. Alexis Prince. Jordan Canada. Canada ters turnikeyle bitirmek istedi atışta. İsabet yok. Savunma reboundu Kia Stokes. Thomas hızla geçti rakip alanına topla birlikte. Dışarı çıkardı Tuğçe, boşatıyor. Tuğçe Canites. Atışta başarı yok. Savunma reboundu Abdelkader. Direkt bir pas ve o pas rahat bir turnike pozisyonu hazırladı Alexis Prince. Prince'in basketi. Tuğçe. McBride tekrar Tuğçe. Tuğçe Canites içeri devrilen Stokes'la oynadı. Stokes omzunu rakibine yasladı ve pozisyonunu garantiye alıp kolay bir bitiriş yaptı. 35-18'lik skor. 17 sayılık bir fark. Abdelkader. Kübra. İçeride Gizem o topu alamıyor ve bu hücumdan da ev sahibi boş dönmüş oluyor.
Kübra Siyahdemir şu ana kadar sayısı da asisti de yok. Maçta ev sahibi ekibin kaptanı. Sabali'ye zor bir top. O topu alamadı. Jasmine Thomas'ın pasında Satu Sabali. Jordan Elizabeth Canada 8 sayı 2 rebound 1 asist üretti şu ana kadar. Canada. Abdelkader perdeyi kullandı. Abdelkader şut pozisyonunu aradı, bulamadı. Prince son 3 saniye. Prince dışarı çıkardı çok uzaklardan. Abdelkader atışta başarı yok. Savunma reboundu Kia Stokes. 2 sayılık girişimler ev sahibi takım adına %25. Misafir takım %39'da şu ana kadar. Savunmada yardım Prince'den. Dışarı çıkarılan top Sabali. 3 sayılık atışında başarı yok. Yeni bir hücum reboundu, ardından bir faul düdüğü. Kia Stokes ekranlarda maçın şu ana kadarki etkili isimlerinden biri. Tepeden 3 sayılık basket Kyle McBride. 11. sayısı oldu McBride'ın. 3 rebound, 3 de asisti var şu ana kadar. Canada. Canada Thomas'ın iyi savunması. O topu kesiyor. Jasmine Thomas'la Fenerbahçe özür kablo. İçeride Stokes. Stokes yine kolay bir pozisyonda bitiriş. 40-18 Fenerbahçe özür kablo. Büyük bir farka gidiyor. İlk yarının son bölümünde özellikle tırmanışa geçmişti. Hücumdaki sıkıntılar ev sahibinde. İkinci yarıda da farklı bir görüntü yok. Abdelkader atışı başarılı değil. İkinci çeyrek oldukça verimsiz de ev sahibi takım adına. İlk çeyrekte 9, ikinci çeyrekte 7 sayı. Ve üçüncü çeyrekte de hücumda sıkıntılar çok belirgin. Fenerbahçe özür kablo çok rahat ve mola zamanı. Ev sahibi ekip şu ana kadar toplamda 37 şut kullandı ve sadece 6 isabet. Bir de top kaybı. Onuncu top kaybı oldu ev sahibi ekibin. Sabali içeride Tuğçe dışarı çıkardı. Boş bir üçlük. Atışta başarı yok. Üçünü bandı için yüklendi Sabali. Alexis Prince'in pozisyonu iyiydi. Prince şimdi perdeyi kullandı. Gizem'in perdesi geldi o pozisyonda. Alexis Prince. Abdelkader. Prince sol forvetten şutu kaldırdı. Atışta başarı yok. Savunma reboundu. Satu Sabali. Gizem'den iyi savunma. Sabali dışarı çıkardı. Tuğçe havaya topsuz çıktı. Faul kararı. Ev sahibi ekip şu ana kadar 18 sayı atabildi ve özellikle tabii baktığımızda skorer isim İntben Abdelkader henüz sayısı yok. Bu önemli bir kayıt, önemli bir durum. Tuğçe skoru 44-18'e getiriyor. Kaptan Tuğçe Canites bu sezon serbest atışlarda %70 başarısı var. 40'ta 28 atmıştı bu maça kadar. Abdelkader. Orada bu arada bir faul kararı, topsuz alana bir faul düdüğü. Tuğçe'nin de içinde bulunduğu bir mücadele. Çembere yakın pozisyonda bir faul kararı çıktı. Abdelkader çembere gitti. Yüksekten bıraktı. Atışta isabet var. Abdelkader'in
basketi. Alır almaz. McBride atışını sokuyor ve 3 sayılık basketi buluyor. Kyle McBride. Bir faul düdüğü daha. McBride'a çalındı sanıyorum. Evet, pozisyon bu. Sevgi Uzun oyunda. Fenerbahçe Özgür kabloda. Abdelkader top oyunu soktu. Orta mesafe. Bu atışında da isabeti buluyor. Şimdi ben Abdelkader. Peş peşe başarılı atışlar. Dördüncü sayısı oldu. Abdelkader'in az önceki atış. Sevgi. İki oyuncu üzerine çekti, dışarı çıkardı. Ekstra pas çıktı oradan. Stok satmadı, boştu. Şimdi Sevgi atışını kullandı. İsabeti bulamadı. Savunma reboundu. Jordan Canada hızla geçiyor topla birlikte rakip alana. Canada Thomas'ın üzerine gitti. Ters tarafa doğru bir ani yön değiştirme sırasında yaptığı hata. Topun kontrolünü kaybediyor ve top kaybı. Sarı lacivertlerde Olcay Çakır Turgut yeniden oyunda. Ve Stokes kenara geldi. Kia Von tekrar oyuna girdi. Sevgi topu aldı içeriye. Güzel bir asist yapıyor ve Olcay'ın basketi geliyor. Alexis Prince. Abdelkader. Hintman Abdelkader. Savunmasına McBride. Gizem de perdeye gelmişti. Oradan çıkamadı topla. İçeriye güzel bir servis. Basket foul. Gizem Başaran'dan. Satu Sabali'nin pozisyona dair bir itirazı bu arada. Bir kez daha izliyoruz. Canada. Gizem'e. Gizem'den turnike basket. Bir de foul kararı çıktı. Tek atışı başarılı Gizem'in 49-25'lik skor. Sabali, Satu Sabali çembere gitti ve basket faulü aldı. Sabali az önceki pozisyonun bir nevi rövanşı oldu. Satu Sabali işte çembere gittiği pozisyonu bir kez daha izledik. 51-25'lik skor. Sabali tek atışında sayıya çevirdi. Sekizinci sayısı oldu Sabali'nin. Maç başına 18 sayı ortalamasıyla oynuyor ligimizde. Satu Sabali. Canada. Abdelkader. Savunmasına Sevgi var. Perdeyi kullandı. Gizem içeri devrildi. Abdelkader kendi bitirdi. Abdelkader bu çeyrek onun adına en iyi çeyrek şu ana kadar. İlk basketini bulduktan sonra devamını da getirmeye başladı. 52-28'lik skor. Bomboş bir atış. Atışta başarı yok. Tuğçe kaçırdı. Hücum reboundu. Sabali'den. Olcay perdeyi kullandı. Prince karşısında pozisyon aldı. Buna rağmen boşu buldular. Tuğçe kaçırmıyor bu kez. 3 sayılık basket kaptan Tuğçe'den. 55-28. Canada. Kübra. İki kaptan karşı karşıya. Kübra ve Tuğçe. İçeri kıvrıldı. Banyayı iyi kullandı ve bitirdi Alexis Prince. Onun da 8. sayısı oldu Prince. 5 reboundu var.
Sevgi. Olcay. Savunmasında kendi de perdeyi kullandı Olcay. Orada bir hücum faul kararı. Kiabona çıktı perde sırasında. İki dakika 19 saniyelik bir süremiz var. Üçüncü çeyreğin tamamlanmasına. İlk dakikalar içinde karşılıklı basketlerin ardından oyunda ritim tutturan Sarı Lacivertler rakibin hücumda kendisine cevap verememesiyle şu ana kadar çok rahat bir oyun oynuyorlar ve farklı şekilde üstünlüklerini devam ettiriyorlar. Sol pozisyonda topu ancak fırlatabildi Canada. Basket faulü alamadı, sadece faul. Sevgi'nin de ikinci faulü oldu. Jordan Canada. İlk atış kaçtı. Yedide beş toplamda serbest atış performansı Jordan Canada'nın. Derin tekrar oyunda Canada biraz dinlenecek. Bu arada İdil de oyuna dahil oldu. Kaptan Kübra kenara gitti az önce. Olcay. Paul Gizem. İkinci faulünü yaptı Gizem. Böylece iki takımında faul hakkı kalmadı. Çember altına indirilmek istenen top. Top kaybı. Hatay Büyükşehir Belediyespor hücumu izleyeceğiz. Derinden Prince'e. Alexis Prince. Prince pozisyonu zorladı. Prince çemberi bulamadı. Hücum şansı arada Abdelkader yeterli olmadı. Sevgi basket faulü alıyor. Sevgi uzun. Sevgi'nin de böylece ilk sayıları oldu maçta. Bir kez daha izliyoruz. Sevgi'nin önünde kalan top ve bitiriş. Sevgi bu maça kadar 7'de 6 başarısı vardı. %85.71 serbest atışlarda. Bu atış kaçtı. Derin topu getiren oyuncu. Derin. Sevgi önünü kapattı. Derin dışarı çıkardı. Gizem. Şimdi İdil. İdil Türk. Alexis Prince. Tuğçe karşısında el üzerinden son atış. Bitiremedi o pozisyonu. Ve sonrasında bir faul düdüğü. İdil'in faulü. Bir dakika 5 saniyemiz kaldı 3. çeyreğin sonuna. 57-31. Faul haklarının iki taraf adına da dolduğundan söz etmiştik az önce. Serbest atışlar. Sevgi ilk atışında bir kez isabeti buldu. Kaçırmıyor Sevgi. Dördüncü sayısını attı böylece. Prince. Alexis Prince. Prince. İçeri penetresi, atışta başarı yok. Savunma ribaundu çıktı o pozisyonda. Fenerbahçe Özgür kablo adına şimdi savunma yerleşmeden pozisyon bulma şansı Tuğçe. Boş attı, kaçırdı. İki oyuncu orada ribaund mücadele sırasında birbirine girince bir top kaybı oldu. Fenerbahçe Özgür kablo hücumu izleyeceğiz bir kez daha. Kiabon.
Olcay. Tuğçe. İçeride Tuğçe. Abdelkader'den iyi savunma. Tuğçe çember altına indiriyor topu ve Stokes'la basketi buluyor Fenerbahçe özür kablo. Abdelkader. Hücum faul. Gizem Başaran 3. faulünü yapmış oldu. Derinin ardından o da faullerini üçledi. Bu arada sarı lacivertler de Kia Stokes az önce bulduğu basketle 11 sayıya ulaştı. 10'da reboundu vardı. Double double yapmış oldu. Kia Stokes atışta başarı yok. 3 çeyrek sonunda Fenerbahçe özür kablonun farklı üstünlüğü var. Hatay deplasmanında Stokes'un 11 sayısı var. 10'da rebound çekti dolayısıyla double double yapmış vaziyette. Tuğçe Canites 5 asist yaptı şu ana kadar. Kia Stokes 3 tane de bloğu var. Double double'ın yanına. 4. çeyreğin ilk hücum şansı ev sahibi takımın Abdelkader. Şu ana kadar dış atışlarda 13'te 1 bulabildi sadece ev sahibi. Tek başarılı dış atış Abdelkader'den geldi 3. çeyrekte. Ve bir yenisi geliyor şimdi Kübra Siyah Demir'le. 3 sayılık basket. 61-34'lük skor. 14'te 2 oldu böylece dışarıdan ev sahibi takım. Jasmine Thomas boşu buluyor. Tuğçe atışta isabet yok. Derinde top. Derin yaya Sevgi'nin üzerine gitti. Çembere doğru giderken Stokes önünü kapattı. Dışarı çıkardı Abdelkader sağ forvetten. Bir dış atış daha. Bu kez kaçtı. Tuğçe. İçeride Stokes top istedi. Gizem aldırmadı. Sevgi şimdi. Stokes kendisini gösterdi. Top aldı. Boşu yakaladı orta mesafe. Atışta başarı yok. Gizem başaran savunma reboundu. Hatalı yürüme. Top kaybı. Abdelkader, bugünün beklenen etkiyi gösteremeyen isimlerinden biri. Tabii kısaların hücum performansı ekstra önemliydi bugün. Ev sahip takım adına an itibarıyla Prince 8, Abdelkader 7 sayı üretebildi. Kanada yeni transfer, o da 9 sayıda. Thomas, Stokes'un perdesini kullandı. Dışarı çıkardı. Sevgi sol forvetten atışta isabet yok. Savunma reboundu İdil'den geldi. İdil Türk. İdil içeri drive'ı. Atışta başarı yok. Savunma reboundu Kia Stokes. Stokes reboundlara devam ediyor. Kyle McBride. McBride bir faul. Abdelkader. Hintman Abdelkader'in faulü. Thomas. McBride. McBride kendisine pozisyon yarattı ve bitirdi. Kyle McBride'ın basketi geldi. McBride'ın 16. sayısı oldu. Az önceki atış derin 3 oyuncu arasında sıkıştı bir anda. Faul kararı. Sevgi'nin 3. faulü oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin molası. Bugün skor çok daha düşük kalacak gibi. İdil
Dışarı çıkarılan top. Jordan Canada. Gizem içeri devrilmişti. Canada kendi bitirdi. 11. sayısını kaydetti. İçeri indirilen top. Sabali fake'ini kullandı. Pozisyon bulamadı. Thomas. Atışında isabet yok. Kendi reboundunu kovaladı. Aldı dışarı çıkardı. Tepeden Callum McBride kaçırıyor. Savunma reboundu Kübra. Canada. Jordan Canada. Stop jump shot'a yönelmedi. Çember uzak pozisyonda Gizem. Şimdi yaklaştı. Potal atışında başarı sağlayamadı Gizem. Gizem başaran. Şu ana kadar 10 rebound çekti. 7 sayısı var. Double double performansına uzak değil. Jordan Canada. Az önce ekranlara geldi. Sarı lacivertlerin hücumu. Sevgi. Atışı başarılı değil. Savunma reboundu Gizem. Derin. Jordan Canada. Canada. Sol forvetten atmadı Kübra. İçeri doğru yönelirken topunu çaldırdı. Topu çalan Jasmine Thomas. Bounce pas içeriye. Çok güzel bir pas ama o pas asist değeri kazandıramadı. İlk anda Sevgi, ardından Tuğçe pozisyonu üst üste iki kere zorladı. Foul ve iki serbest atış gelecek. Kaptan Tuğçe Canı Tez'den. Bir kez daha izledik foul pozisyonunu. Canada ve Kübra. O pozisyon içindeki iki oyuncu Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde. İlk atış kaçtı. ...64-36. Bir faul düdüğü daha. Olcay'a çalındı. Canada yine top alan oyuncu. Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. Canada kalabalığın arasında zor bir şut seçimi. Ama şanslı bir pozisyon oldu. Yeni bir hücum şansı olacak mavi beyazlı ekibin. Canada top oyuna soktu. Kübra. Gizem'in perdesi Kübra. Gizem'e indirmek isterken orada bir faul düdüğü. Tuğçe'ye çalındı. Tuğçe Canites faul yapan oyuncu. Canada yine top oyuna sokmak isterken arada Sevgi Uzun topu çaldı. Olcay hızla geçti rakip alana. Çok rahat bir bitiriş. Kyle McBride. McBride'ın 18. sayısı oldu. Kyle McBride maç başına 21 sayı üretiyor. Ortalaması bu karşılaşma öncesinde bu şekildeydi. İdil pozisyon bulamadı. Dışarı çıkardı Kübra. Kübra Siyah Demir. Kübra. O da dışarı çıkarıyor. Derin boş atıyor ve isabeti buluyor. 3 sayılık basket son maçlarda. Dış atışlarda sıkıntılar yaşıyordu Derin Yaya. Az önceki şutunda başarıyı sağladı. 3 sayılık basket. 66-39. Bounce pass denemesi içeriye İdil arada. Sevgi Kanda alamadı. Sonra topu sahibi oldu. Olcay bomboş pozisyonda da içeride. Zabali ama savunmanın müdahalesi geldi. Fenerbahçe Özgür kablo uçumu devam edecek. Prince ve Abdelkader oyunda Hatay Büyükşehir Belediyespor'da. McBride kenara geldi bu arada.
Sevgi'den. Bir pas şimdi Sabali, atışında isabet var. Duygu Özden bu arada az önce oyuna dahil oldu. İlk kez süre almaya başladı. Sarı lacivertlerin genç oyuncusu. Alexis Prince. Prince'in atışı başarılı değil. Ribaund mücadelesi Tuğçe'de kaldı. Olçay. Duygu bomboş. Duygu kaçırmıyor. Duygu Özden'in basketi geldi. 71-39. Canada. Canada dışarı çıkardı. Abdelkader. Süre doldu. Atışta isabet yok. Abdelkader. Abdelkader. Gelişi güzel bir atış oldu. Başarılı değil. Hızlıcım şansı. Tuğçe'nin arkasına gitti top ve istediği pozisyonu bulamadı bu hücumda. Sarı lacivertler. Bu arada yine genç bir oyuncu İdil Saçalır oyuna dahil oldu. Sevgi kenarda. Derin. Abdelkader. Abdelkader'in atışı başarılı değil. Savunma ribaundu Zabari. Olcay. İdil içeriye güzel bir pas ve asistini yapıyor İdil. Basketi bulan Sabali. Olcay bu arada az önceki pozisyonda yüzüne bir darbe aldı. Herhangi bir sıkıntı yok. 73-39'luk skor. Sabali kenara geldi. Von oyunda. Gizem de ev sahibi takımda bench'e doğru yöneldi. Karşılıklı değişiklikler. Canada. Foul. Olcay Çakır Turgut. Olcay bu arada 5. faulü yapmış oldu. İlk atışta isabet var. Canada ikinci atışta başarılı. Kevon. Von'un atışı başarılı. Kevon'un basketi 75-41. Von'un da 6. sayısı oldu. Abdelkader, Prince, sol forvetten üstelik atışında isabet yok. Savunma reboundu Kevon. Top kaybı. İdil Saç alır, o topu alamadı.
Canada perdeyi kullandı. İkili oyun denemesi. İçeride kaçan bir fırsat. Vidal Yavuz. Duygu. Thomas. Tekrar Duygu top aldı. Derin karşısında. Duygu derini geride bıraktı. Havada bir an için asılı kaldı ama bitiremedi. Atışta başarı yok. Savunma reboundu. Prince. Alexis Prince. Vidal'in perdesini kullandı Prince ama şut pozisyonu bulamadı. Ardından bir faul düdüğü. Kevon. Von'un dördüncü faulü. Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Özgür kablo karşısında farklı, yenik durumda. Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi sarı lacivertler çok rahat bir oyun oynadılar bugün. Çok rahat bir tempoda başladı ve bitmek üzere. Neticede Galatasaray'la oynayacakları derbi mücadelesi öncesinde yine kayıp yapmamış oluyorlar ve 13'te 13'lük bir seriyle yollarına devam etmiş olacaklar bu karşılaşma sonrasında. Thomas. Duygu topu aldı. Tuğçe. Son 2 saniye. Orada sıkı bir savunma gördü Tuğçe. Atışta başarı yok. Sürede bu arada doluyor. 28 saniyelik bir süremiz kaldı maç sonuna. 75-42'lik skor. Abdelkader top getirdi. Abdelkader üzerine iki oyuncuyu çekti. Canada boş atış buldu. Prince. Bunda da isabet yok. Prince için gerçekten kötü bir maç ve mücadele sonuçlanıyor. 75-42'lik skorla.